Yani kadınlar hep kağıt oynuyor. Yani anlaya şey kubarak. Tom Lee Bonman. Tom Lee Bonman. Tam ben de. Gökhan modellik yapacak. Kendisi burada. Ama burada da yılanlar var. Bu da of bayağı acıymış. Bay yavruları var burada. Arkadaşlar abone, yorum, bir de beğeni alalım. Para da yatırırsanız seviniriz. Burada PASAP diye bir uygulama var. WhatsApp gibi yazılıyor PASAP. Ulaşım araçlarını buradan çağırıyorsunuz. Dolandırılmak istemiyorsanız veya kandırılmak istemiyorsanız. Şöyle bir uygulama. Hiçbir fark yok. İkisi de motorlu taşıt. Araba daha pahalı oluyor. İşte özel VIP minibüs de var. Biz genellikle bunu tercih ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Şuraya gidiyoruz. Mesela ne kadarmış? Fiyata bakalım. 4900 riyale bizi oradan oraya götürecek. Phnom Penh'deyiz. Hostel odasında kalıyoruz. Hostel odasında kaldık. Sadece 900 dolar verdik. Pek de sadece değil, çünkü burası gerçekten kötü bir otel odası. 9 dolar çok fazla. Tayland'da fıstık gibi yerler. Güzel, temiz yerler 9 dolardı. Bazen 8 dolardı. Evet, bu piyangodan çıktı. Normalde bir Kanadalı, bir Amerikalı, bir de Rus'un evinde kalıyorduk. Fıkra gibi ya. Bir Türk, bir Alman vesaire var ya. Biz de bir Türktük masada. Sadece bir gün dayanabildik. Ondan sonra buraya kaçtık. Aslında onlar da 3 gün kalacaktık. Gerçekten rahatsız edici bazı davranışları oldu. Çok sinirlendik. O yüzden bu hostele geldik. Buradan başka bir yere geçeceğiz bugün. Bir gün kaldık sadece burada. Burada mı geçelim? Arabamız burada. Biz de buradayız. Bekliyoruz. Artık internetimiz var. Normalde internet kullanmıyorduk. Sim kartı 1,5 dolara aldık. 15 GB interneti de 1,5 dolara aldık. Toplam 3 dolara bayağı iyi. Bu çekecek sayılmaz ya. Bildiğiniz motorlu taşıt işte. Nasıl çekecek oluyor abi? Hay. Çekim yapmamız hoşuna gitmedi. Gitmedi mi? Yok, demin biraz yüzümü kapattı böyle. Çekmeyelim o zaman. Bir şeylerden korkuyorum. Çat diye araba buradan vuracağını falan düşünüyorum bazen. Çok hızlı gidiyorlar. Trafik kuralları pek önemsiz burada. Evet, her büyük şehirde olduğu gibi burada da bayağı şantiye var. Her yer inşaat halinde. Yani ev burada olması gerekiyor ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu ara sokakta mı, burada mı? Buraları 93 numara. 93 numara neresi? Burası kaç? Evet, arkadaşımız geldi. Hadi bakalım. Okey. Bakalım nereye gidiyoruz? Teyzeler bayağı korna çaldılar ya. Oh, demir parmak şeyler, teller, meller. Korkutucu. Ama seviyorum ben. Böyle yerlerde kalmayı. Biraz rahatsız edici olabiliyor bazen. Sen... Yo, iyi. Sadece Şili'de kötü bir tecrübemiz vardı. İyiyiz burada. Kamboçya'da insanlar güler yüzlü. Evet. Yani buruk bir güler yüzlü ama. Evet, çok kederli gözüküyorlar gerçekten. Nerede? Burada. So this is our house. Okay. You can move inside. Okay. Your room will be upstairs. Okay. Thank you. Thank you. Take your shoes off. So how long you waiting me? Ah, no, not a lot. Just 5 minutes, 10 minutes. It's okay. Oh. Hi. My name is my niece. But she speak less English than my nephew. Okay, hello. Sometimes nice you can you. Drop your stuff here. Okay. And he my nephew Singhai Hong. And this is small kitchen pocket. Evet, bir çamaşır makinesi var. Bayağı kirlenmişti kıyafetler. One time I fall down this yeah. side. Oh. This steel. You see? Oh, my knees room. Your room. Okay, thank you. We just clean this one. Okay, I don't worry. I will do this. We will take it, put it back. Thank you.
Evet. Okay. Çocuk babasını görmemiş. 92 yılında öldürülmüş. Biliyorsunuz bu Kızıl Kimerler döneminde 70-75 arası iç savaş 90'lara kadar devam ediyor. 91'e kadar, 92'ye kadar devam ediyor. Hatta Vietnam Savaşı, Kamboçya Savaşı başlıyor. Yani Kızıl Kimerleri eskisi hale getirmek için Vietnamlılar saldırıyor. Çocuğun babası ölmüş. Babası hiç görmemiş yani. The Killing Field diye bir film var. Bence izlemelisiniz. Çok güzel bir film. Süreci anlatıyor. Güzel film derken işte eleştirileri açık bir film tabii ki de. Kahvaltımızı böyle yapacağız. Böyle kapının önüne çok güzel yiyeceklerle geliyorlar. Evet, yemekler burada. Pizza var. Bu Kamboçya usulü tatlı. Şu da kek. Hemen alıyorum. Bu da Yano. Birlikte kalıyoruz. Pijamasının tatlına bakar mısınız? Yano 13 yaşında. Hi Yano. Hi. Çok tatlı ya. Kamboçyalar böyle pijamayla dışarı çıkıyorlar. Yano her gün farklı bir pijama giyiyor. This is a party pijama, yes? Yeah. It's for sleep. But I saw in the streets many people wear pijamas in outside. Yeah? Yes, some people wear it in outside. Mm-hmm. Go to shopping, go to market. Yeah. Thank you. Gökhan modellik yapacak. Kendisi burada. Gökhan'ı çok beğendiler. Dediler ki bizim markamız için modellik yapar mısın? İkisi birbiriyle uymamış gibi ama demek böyle seviyorlar burada. Gökhan'ın üstündeki 5 dolar. 1, 2, 3, action! So you from Turkey, right? Yes. Wow, nice. Look like supermodel. Son ceket. Adımım geldi. Normalde bu tabak 2 dolara satarlar. Yani siz bir turist olarak burada genellikle 2 dolardan aşağı sokakta bile yemek bulamazsınız. Ezgi buradaki küçük kız çocuğuyla beraber gitti. Kamboçyalı olduğu için 1 dolardan az, 3500 riyalsi almış bu yemeği. Turiste farklı, Kamboçyalı'ya farklı diyelim. Şurada tofu var. Şu tofu, şu noodle, şu kıymalı börek. Kıymalı börek. Burada enteresan bir şey var. Hindistan cevizi kreması. Burada acı sosumuz var. Hindistan cevizi kreması tatlı. Bu acılı, yine acılı sos. Nasıl gidiyormuş? Enteresan. Yani. Şimdi bir de... Abi şey gibi. Şeker gibi ya. Evet, acılı sosu da bir de. O da... Yani böreğin üzerine falan. Mi? Bilmiyorum canım. Hatta bence o sosların ikisini karıştırıyorlar. Nasıl? Acılı yok. Sabah çekimlerimizi yaptık. Şimdi öğlene doğru artık. Hava çok sıcak gerçi ama biraz geç çıkalım dedik. Mahallemizden geçip. Bakın pijamalara bakın lütfen. Her yer pijama. Çünkü burada bu pijama işine çok önem veriyorlar. Kızlar sürekli farklı pijama giyiyorlar. Kıyafetleri yok ama pijamaları var. Evet. Bu biz yanlış sokaktan geçtik galiba ya. Öbür taraftan geçecektik. Yok, çıkmaz değil. Sağdan gireceğiz de. Tabii maddi durumları iyi değil buradaki insanların. Ha, burada bir bakkal var mesela. Nereden? Şuradan. Buradan giriyoruz. Ha, pirinç mi var? Kurutuyorlar mı acaba? Midye ve pirinç. Midye ve pirinç beraber. Kurutuyorlar muhtemelen, evet. Bu arada sokaktan geçelim. Buradan bir çıkış var diye biliyorum. Evet, akşam vakti. Burada herkes masaları dışarı atıp içiyorlar. Gününüzü gösterebilirim. Kadın biraz geç selam verdi ama. Buradan ana caddeye ulaşacağız umarım. Şurası çıkmaz sokaktı. Geçen akşam burada tıkılı kalmıştık. Burada her zaman ölü bir sıçan görebilirsiniz bu yollar üzerinde. Bayağı sıçan var. Şimdi nereden geçiyoruz? Burada herkes kıyafetlerini böyle bu şekilde asıyor. Yani kadınlar hep kağıt oynuyor. Ya kağıt ya tombala gördük bu sokaklarda oynayanlar. Genellikle de kadındı oynayan kişiler. Bakalım bir sıçan görebilecek miyiz Ezgi yolda? Ya ölü bir sıçan gördük geçen. Ben Gökhan bakma Ezgi dedi.
Gözüm kapatıp geçtim ama yani yan gözle baktığınızda zaten her yere yayılmış, kokusu da geliyordu. Tamam canım, tarif etmeye gerek yok. Evet bakın, kavullar yukarıdan gidiyor. Her yerde diken telleri var. Teller dikenli. Sokakta gördüğüm çocukların hepsine öpücük verip gönderip geldim. Gerçekten hepsi zaten siz göndermeden öpücüklerini gönderiyorlar. Bu kadar karışık elektrik telini yapan iki ülkeden biri Kamboçya, Tayland'ın kırsal kesimlerinde de görmüştük ama burada daha çok gördük elektrik teli. Evet, ve şantiyeler. Aha. Şuradan şöyle yürüyelim. Saksı çiçekleri satıyorlar ha. Ki burada ahşap oymacılık falan yapılıyor. O ya. Güzel görünüyor değil mi? İnce iş yapıyorlar. Yani sokak boyunca şuradaki sokaklar da aynı şekilde hep. Mobilyacı. Ya mobilyacı denmez bunlar. Ne denir? Kerist atölyesi, ahşap atölyeleri. Marangoz denir, marangoz. Marangoz denir Özge. Bayağı güzel çalışmalar var burada. İşçilik iyi diyor Ezgi. Evet. Sen niye beni taklit ediyorsun Gökhan? Taklit etmiyorum. Söyleyecek bir şey bulamadım sadece. Ya bildiğin bu eski zanaat yani. Bildiğiniz bizim marangozluk işi bu. Öyle ahşap oyma bilmem ne falan değil. Bunun adı marangozluk yani. Kamboçya'da salyangoz bulduk. Hiç kaçırır mıyız? Çok seviyoruz salyangozu burada. Salyangozlar. Salyangozu. Canlı. Bak canlı. Bak burada yılan balıkları var. Pis pis balıkları, yılan şunlar balıkları. Şunlar yılan balıkları değil evet, mi? Evet, yılan balıkları. Canlılar. Kurbağa. Kurbağa burada. Aslında ne kadar, ne diyor bizim? Şey, kurbağalar. Hayır, kurbağalar burada da. Ne kadar kilosu, onu mu soruyorum? Evet. Hemen kimercemizi açıyoruz. Kimerce soracağız. Kurbağa yemek istiyoruz. Kurbağa mı yemek istiyorsun? Evet, bir saniye. Evet. Bunları bu arada şöyle avlıyorlar, mızrak gibi bir şey var ve nehirde o mızrağı saplıyorlar. Çok iyi atışçılar. Evet, sor bakalım kimerce. Gökhan'ın kimercesi çok iyi. Tom Lee Bonman. Tom Lee Bonman. Kimerce cevap geliyor, anlamıyorsun Gökhan. Tabii ki. Parayı göstersene. Para nerede? Çektiğimiz eziyete bak. Kimerce konuşmasa Gökhan daha iyi olacak. Ama burada da yılanlar var. Burada yılanları da yiyorlar. Evet, size sor Ezgi. Fiyat olarak para gösterelim bari. Hemen. Tengmui mi? Sen. Tengmui. Tengmui. Tengmui bir puan. 2000. Ha, 2000. 2000. Evet. One? Only one? Only one. 2000. Sadece bir kurbağa 2000 riyale yiyebiliyorsunuz. Bunlar küçük kurbağa mı Gökhan? Bunlar içleri. Bunlar yavru kurbağa galiba. Bunlar? Bunlar da normal kurbağa. O da yılan bunu bu arada. Soralım. This how much? Kadın bizi dövecek. One kilo. My mother. Ha. $3. $3. Money. Money ha. Money. Money. Bir kilosu 30.000 riyal. Thank you. O Ankun. Bir kilosu 30.000 riyal. Yani bayağı yılan bu gerçekten arkadaşlar. Canlı canlı. Bakınız. Yaklaşıyorum. Yaklaşıyoruz. Ezgi ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Ezgi yaklaştı. Akın. Ezgi yaklaştı. Yılana yaklaştı. Bu kadar yaklaşabiliyoruz. Gökhan'cığım her yerde balıklar canlı. Yılan balıkları. Yılan balıkları aynen. Öbürü gerçek yılan. Ne pis pisi balığı galiba şu da. Ay çok tatlı. Bayıkları var. Evet. Kadın bizi hiç sevmedi. Seni, İstersen... seni sevmedi. Sana çok baktı. Ay çok tatlı dedim ay... çünkü. Gökhan bak büyük balık var burada. Gördün mü? Kocaman. Evet tamam. Evet. Ha, bak şurada yengeçler var. Yengeç görmekten sıkıldık arkadaşlar. Arkadaşlar simrap. Videolarında bu kurbağaları, balıkları nasıl avlıyorlar gösteriyoruz bir önceki videolarda. Artık Ezgi'cim pazar, bayağı sağlam pazar gezdirdik. Ne diyorsun? Bana kurbağa göster. Kamboçya'da. Sana kim olduğunu söyleyeyim.
Sana kim olduğunu söyleyeyim. Aynen öyle. Kamboçya'ya geldiğinizde kurbağalar. Burada kurbağa etinin yenmesi Fransız kolonizasyonuyla alakası yokmuş. Yani yüzyıllardır burada kurbağa yeniyormuş. Bayağı adamların kültüründe var zaten kurbağa. Açlıktan her şeyi yediklerini söylüyorlar zaten. Yani ayırt etmiyorlar. Ayırt etmedikleri için biz aç kalıyoruz. Çünkü yemek zor geliyor bize. Yılan... Burada pijamayla geçiyor. Evet, arkada pijamayla geçen abla var. Parti için değil, yollarda, dükkanlarda, her yerde pijama geliyor. Evet, dışarı pijamalarla çıkıyorlar. Çok sükseli, güzel pijamalar var. Dışarılarda pijama giyiyorlar. Evet, yani burada amfibi, böyle hem denizde hem karada yaşayan canlılar tüketimi revaçta. Diyebilir miyiz Kamboçya'da İzgi'cim? Evet, kurbağa ve salyangoz favorilerimiz oldu. Her yerde görüyoruz, her pazarda. Hatta aramaya başladık. Gözlerimiz yılan ve kurbağa ararı oldu. How much? Ankun. Yani, çok rahat. Rahat. Ben de lavabo su yerde kestirmiştim zaten Siemreap'ta. Lavabo kullanmıyorlar. Su yok. Lavabo yok. Islatmanıza da gerek yok. Ne varsa kesiyorlar işte. İlk defa bir alışveriş merkezine girdik. Kamboçya'da bayağı lüks. Burada pek Kamboçyalı yokmuş gibi duruyor. Japon Çin varmış gibi duruyor. Ama buradaki özellik hiçbir şekilde bölmeler yok. Yani dükkanlar yok. Tamamen açık bütün alışveriş merkezi. Evet, dünyanın en yavaş yürüyen merdiveniyle gidiyoruz. Çok yavaş bu ya. Bakın burada da her yer açık. Phnom Penh başkent Kamboçya'da dışarıda yemek bulamayınca alışveriş merkezlerine kaldık. Bakın burada noodle şey var. Burada evet. Noodle'ın üzerine İzgi bir, şunu yarım dolara aldı. Bunu da 1,5 dolara aldı. Bunda zeytin var, başka şeyler var. Hatta yol boyunca gördüğümüz, her yerde gördüğümüz şunu çok merak ediyorum ben. Hangisini? Şunu. Şu, Malezya'dan tut Tayland'a kadar. Hemen her yerde yiyorum. Var. Ha, o zeytin. Şu. Evet. At bakalım ağzına. Neymiş? Biber değil mi? Biber. Biber mi? Tatlı biber. O kadar tatlı ki şeker gibi. Acısı da var. Tamam, ben bunu merak ediyordum. Üzüm bu ya. Üzüm mü? Üzüm. Acı üzüm ama. Acı sosla bekletilmiş üzüm gibi. Bu üzüm Ezgi'cim. Burada zeytinler dana gibi bu arada. Tabii ki bu zeytin değil arkadaşlar. Burada zeytin yok. Bu bir meyve. Ne meyvesi? Buradan yiyor. Kimseyi keklemedi. Erik gibi. Ama tatlı erik. Şey bu ya. Hünnap, hünnap. Hünnap. Bu ne acaba? Ne? Ağzım buruştu. Bunu hiç sevmedim. Bu ne? Zeytin değil mi o? Burada zeytin yok Gökhan'cığım. Bu meyve salatası zaten ama acı tatlı ekşi meyve salatası. Sokaklarda da satılıyor bu. 1,5 dolar şu paket. Bayağı dolduruyorlar bakın. Bunların hepsi meyve ama arkadaşlar ilginçtir. Tadı turşu gibi. O kadar bekletmişler ki. Erik gibi. Ne eriği? Acı acı. Ağzım buruş buruş oldu ama hangi meyve olduğunu hiç çıkaramıyorum. Turşuyu yapın, üzerine acıyı koyun, bir de meyve. Heh, bu işte. Valla bunun hakkında herhangi bir bilgim yok da mangoya benziyor. Ama değil. Bunun biz ağacını görmüştük. Bence o. Evet. Nasıl tadı? Fasulye. Bilin fasulye. Fasulye. Ama adı farklıydı bunun. Tayland'da da vardı. Bana göre bir şey değil. İçinde çekirdeği bile var fasulyenin. Böyle salatanın yanında iki çeşit sos seçmenizi istiyorlar. Ben bunları seçtim ama ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen şekerli, toz şekerli bir sos. Çok acılı. Şekerli. Evet, tadına bakar mısın canım? Bayağı yeşillikli, zencefilli. Böyle toz şekerli falan. Acılı. Yani zencefil daha yoğun. Buna bakalım. Bu da of, bayağı acıymış. Acılı, bol tuzlu balık. Balık sosu. Bir de bunu yer misin? Bu elma sanırım ama nasıl tatlar bunlar ya? Çin tatları gibi. Çin tatları. Elma. Ayva gibi ya. Thank you. Thank you. Evet, ben de iki tane paket sushi aldım. İkisi 2.4 dolar, 2.5 dolara aldım. Biraz önce kızı gördünüz mü? Sol eliyle sağ elini tutuyordu. Kibarlık olsun diye öyle uzatıyordu.
Kamboçya'da, Tayland'da da aynı şekildeydi. Yani el hareketleri, jestler çok önemli. Çok dikkat etmesi gereken şeyler. Yani ani bir parmak hareketi yol sorduğunuz zaman anında diye kaçabilirler. Terbiyesiz bir hareket yani parmak hareketleri, el hareketleri. O yüzden uzatırken bile sağ eliyle, sol eliyle destek veriyor ve daha saygılı davrandığını düşünüyor. Öyle de ben saygı duyulduğunu hissettim. Kamboçya'daki fakirliği burada da çok yoğun olarak hissediyorsunuz. Mesela burası fakir bölge. Bundan birkaç sokak sonra zengin bölge oluyor, fakir bölge oluyor derken yine bunlar tabii Avrupalılar, önümüze direkt Avrupalı. İlk defa Avrupalı gördüm. Bu adam da ayakta zor kalıyor ama. Dışarıdan gelen kişilerin burada zengin bir şekilde hayatlarını sürdürmesi çok rahatsız etti bizi. Yani dediğim gibi Amerikalı, Kanadalı ve Rus'un, o büyük devletten gelen 3 kişinin nasıl bir zenginlik içinde yaşadığını tahmin bile edemezsiniz yani. Böyle burjuvazinin dayılmaz çekiciliği adlı filmi geldi Louis Buñuel'in. İzlemenizi tavsiye ederiz. Aynen öyle bir ortamdı. Ya, fıkır gibiydi ya. Çok sinirlendim ben ama. Evet, Kamboçya'da yaşayan Avrupalılar genelde hani Tayland'dan da iyi durumdalar. Çünkü tabii burada hava bedava, su bedava onlar için. Şurada bir pazar görmüş de Ezgi. Orada bir pazara gidelim dedik bakalım. Burası sanayi mahallesi gibi ya. Bu bölgede şeyler satılıyor. İşte makineler, motosiklet tamiri yapılıyor. Burası ayrıca Kraliyet Sarayı'na bayağı yakın bir yer. Buradan yürüyerek gidebilirsin bir kilometre mesafede. Evet, burada yemek yerleri falan. Ama Kamboçya'nın fakirliği direkt hissediliyor Tayland'dan sonra. Adamlar neler çekmişler ya. Hala güler yüzlerini korumaları büyük beceri yani. Kesinlikle. Burada ne oluyor ya? Ha, kargolar falan taşınıyor galiba değil mi? Evet, bugün öyle bir gün. Market, kapalı markete girelim biz bari. Açık market çok hani, kalın. Hani burada mıydık açık market dün? Tüm sokaklar pazardı dün. Bugün değişmiş. Pazar yokmuş bugün. Bugün gezeceğimiz bir yer yok. Kapalı pazar değil mi? Evet. Ama bu sıradan bir pazar ya. Yani baksana şurada ne satılıyor. Midyeler. Tuzlanmış midye satılıyor. Burası sıradan bir pazar ama pazarın karışıklığı çok güzel. Karman çorman, her şeyi bulabilirsiniz. Her şey, defter, kitap, kıyafet, bambu. Hepsi bir arada, kuru yemiş. Elektronik eşya mesela. Ya biz de pazar gezdiriyoruz ama yani bu yerlerde pazar bayağı önemli. Evet, burada makyaj malzemeleri, karman çorman. Yemek yerleri de aynı şey içinde, pasaj içinde. Paten
paten şeyleri de satılıyor. Her şey var burada ya. Yemekler. Ne ararsan var burada ya. Dün kuru yemiş aldık şuradan. Yarım kilo kavrulmamış kuru fıstık $1. Yani kestane de satılıyor. Oyuncakçı, her şey var ya. Bizim pasajları andırmıyor değil. Gerçi bize toplu pasajlarda hep benzer ürünler satır ama burada mesela elektronik eşyalar falan. Eğer hesap makinesi alacaksanız buraya gelin. Aha, teyze kağıt oynuyor. Komikmiş. Bakalım başka ne var? Kadın önüme çıktı. Sonra merak ediyorlar niye buraya çekiyorlar diye ama. Bence de niye buraya çekiyoruz? Niye buraya çekiyoruz Ezgi? Karmaşayı göstermek için, kaos. Kaos dedi Ezgi. Tamam geçelim. Evet. Burası nereye çıkıyor acaba? Ya pazar diye gezdirelim dedik de bildiğiniz size Perpa'yı gezdiriyoruz sanki ya. Şişli'deki. Çıkalım şuradan bari. Çıkalım artık. Burada bir şey yokmuş arkadaşlar. Kusura bakmayın sizi de yorduk. Bir şey var ya, her şey var. Yani bir şey yok değil, her şey yani burada. Çok özel bir şey yokmuş yani. Kumaşlar var mesela burada, perdelik. Kebap yapıyorlar. Ha, burada kebap yapıyorlar ama bu domuz kebap. Yani. Evet. Hatta pakette Turkish yazıyor, bakın. Göstermek istiyoruz. Yanlış oldu. Adam alacağımızı zannetti de bu burada domuz döner yapıyorlar. Burada bal var. Bu çok petek ilginç bal. Ama mısırlı mı? Mısır Ezgi'cim bu. Mısır mı? Mısır değil ne bu? Bal, bal peteği mısır gibi mi? Bal, bal, bal canım peteği? Ya bal peteği. Allah Allah. Evet burada bal petekleri var arılarla beraber. Üzerine acı biberle koyup yiyorlar. Bak arılar da var onun içinde. Evet gösterdim Ezgi biraz önce ya. Sabah papayı yedik. Papaya burada bayağı ucuz. Yani 28 liraya böyle 1,5 kilo falan papaya alabiliyorsunuz kocaman. İşte her yerde olduğu gibi hamur kızartmaları falan da çok var burada. Ben şuradan bir şeyler alacağım. Ha, burada değil. Bizim tatlılar var. Her sabah aynı şeyi alıyoruz. Evet yani burası Doğu'nun incisi olduğunu söylüyorlar Phnom Penh için, bu başkent için. Valla inci bilmiyorum yani hani daha bugün birinci gün sayılır. Doğu'nun incisi olduğunu söyleyemeyiz aslında yani. Sadece bir Fransız kolonisinin mimari eserleri olması buranın bir inci olduğunu göstermez. Oldukça fakir bölge. Biz seviyoruz bu bölgeleri ama. Ya motordan geçit yok. Neyse satılıyor. Mangolar satılıyor. Onlar etler satılıyor. Etler dışarıda tabii. Sinekler çevresinde değil burada ama genellikle sinekler çevrede oluyor. Buradan waffle almıştım. Geçen Hindistan ceviziyle yapıyorlar. Sadece 1000 Kamboçya reali. O kadar ucuz ki 7 lira falan yapıyor. Yani bugün elektrikli waffle aleti yok tabii burada. Bu şekilde ocak. Yes, sen yemeyecek misin? Ben yemeyeceğim. Ben papayayla doydum. Thank you. Thank you. Of, sırılsıklam terledim ya. Topları bulduk. Gökhan'ın en sevdiği toplar. Evet, sıcakken güzel oluyor bunlar ama sıcak değil herhalde. Bildiğiniz lokma gibi. Sen de şey, şu. 3 tane alalım bari. Sana waffle aldım. Daha istiyor musun? 2 tane ben onunla istiyorum. Tamam, 3 tane. Var mı? Bu hamur kızartması. Evet. 3 tanesi ne kadar aldık? 1500 real yani 1500 lira. 15 lira. 1500 lira 15 lira mı? Yok değil 10 lira. Bilmiyorum bakacağım. Hala öğrenemedik. Daha yeniyiz burada. İçinde de tatlı patates falan var. Ben çok seviyorum onu. Sıcık. Yeni kızartılmış. Yani 4000 riyal 1 dolar 28 lira yapıyor. O zaman 28'i 4'e böldüğünüzde 11 lira falan. Evet 11 lira falan. Ev nerede? Ev nerede değil mi?